Sinan Oğan, Ardahan Milletvekili. Buyurun. Sayın Oğan buyurun. Sayın Akar. Buyurun Sayın Oğan. Nasıl? Oylamadan Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Daha maşallah, daha kürsüye gelmeden AKP sıralarından laflar atılmaya başlandı. Siz eğer yoklamadan yoklamaya buraya geliyorsanız kusura bakmayın. Size kulis milletvekili denir. Gelin, gelin, gelin burada. Yani başka bir şey konuşacaktım. Başka bir şey konuşacağım ama Sayın Başkan, müsaade edin daha tip konuşsun lütfen. Yapmayın şunu. Meclisi çalıştırmak hükümetin görevidir. Hükümetin görevi, hükümet milletvekillerinin görevi yoklamadan yoklamaya gelmek değildir. Kimse kusura bakmasın. Eğer siz yoklamadan yoklamaya geliyorsanız biz de size kulis milletvekili deriz. Değerli milletvekillerim, 2011 senesinde Sayın Başbakan Iğdır'a geldi. Yaklaşık 35 tane açılış yaptı. Şimdi muhtemeldir ki Sayın Başbakan 30 Mart öncesinde yine Iğdır'a gelecek ve yine bir takım hayali açılışlar yapacak. 30 Mart tarihine kadar ben araştırıyorum. 2 sene geçti, Sayın Başbakan'ın Iğdır'da açılışını yaptığı 35 adet değişik kurum ve kuruluşlar Iğdır'da bir türlü bulamıyoruz. Mahalle mahalle, köy köy arıyoruz ve her ziyaret ettiğim mahalleye soruyorum. Her ziyaret ettiğim köye soruyorum. Sayın Başbakan 2011 senesinde sizin mahallenizde bir açılış yaptı mı? Sizin köyünüzde bir açılış yaptı mı? 35 tane hayali açılışın şimdiye kadar tek bir tanesini Iğdır'da bulabilmiş değiliz. Çok merak ediyorum. Bu yerel seçimlerde acaba hangi hayali kuruluşları Iğdır'da yeniden açacaksınız? Elbette ki açılış demişken, hani polis karakolunu boyayıp açtığınızı biliyorduk. Ne bileyim, çınar olmuş artık, çınar, çınar olmuş kent ormanını artık neredeyse ağaçlar hakikaten böyle devrilecek kerestelik ağaçlar olmuş kent ormanını Sayın Başbakan'ın açtığını biliyorduk ama burada Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı konuşuyoruz. Sermaye piyasası her ne kadar benim konum olsa da biraz önce Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı konuştuk. Biraz sermaye piyasasını konuşuyoruz. Bir dakika. 41. madde ne konuştuğumuzu biliyorum. Biraz önce Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuşuldu burada. Sayın Özel. Ya bir dakika ya bir şey bir dakika. Lütfen. Bir dakika. Hepsini okudum, sen hiç merak etme. Hepsini okudum, merak etmeyin. Yani şimdiye kadar çok açılış yaptığınızı gördük ama engelli bir vatandaşımıza verilen akülü arabanın, yani küçücük motosikletin bir kenarına kırmızı kurdele bağlanıp onun açılışını yaptığınızı hakikaten devri iktidarınızda şahit olduk. Hiçbir iktidar, şimdiye kadar birçok parti iktidara geldi gitti. Çok açılışlar yaptı. Hayali açılışlarınızı da anladık. Hadi neyse, Iğdır'da olduğu gibi 35 tane hayali açılış yaptınız. Ama bir akülü arabanın yanına gelip ona kırmızı kurdele bağlayıp onu törenle açan iktidar olarak tarihe geçtiniz. Sizi kutluyorum. Guinness Rekorlar kitabı da az gelir. Akülü araba açan iktidar olarak sizi kutluyorum. Yazık. Yazık. Engelli vatandaşlarımızı bari sömürmeyin ya. Yani garibanın birine bir engelli araba verilmiş. Onun önüne bir kırmızı kurdele bağlayıp açmak nedir Allah aşkına ya? Nedir Allah aşkına ya? O anlamda tarihe geçtiniz. Sizi hayali açılışlardan sonra engelli vatandaşımıza verdiğiniz bir adet akülü arabayı
açmanız dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Meclis kürsüsünden de sizi alkışlıyorum. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum.